Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesi üzerine yapılan tartışmalara ABD de dahil oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarını onayladıktan sonra yeniden seçim kararı verdi. Biz de Türkiye'nin diğer dostları gibi bu sıra dışı kararı not ettik, açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir karşılığını verdi. YSK ise CHP liderinin sert sözlerine karşılık verdi. Yapılan açıklamada, hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. CHP Genel Merkezi'nden ise parti sözcüsü Faik Öztürk açıklama yaptı. Yüksek Seçim Kurulu suçluların telaşı içindedir. İşlemiş oldukları hukuk cinayetinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Söyledik, söylüyoruz. Demokrasiyi bitirmeye çalışanlara, hukukla demokrasi cellatlığına soyunanlara sessiz kalmayacağız. Haksızlık karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunun bilincindeyiz. Faik Öztürk, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı dokunulmazlığının kaldırılması çağrısına da cevap verdi. Şimdi bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun lideri Devlet Bahçeli bizim bildiğimiz kadarıyla. Grubu var elinde. Ortağı da var orada. Hodri Meydan diyoruz.